Hocam, Azer İslamoğlu Mammadov Azerbaycan'dan size selam ve saygılarını iletmiş. Can Azerbaycan, sevgiler. Hamlasına sevgiler. İyi ki onu tanımışım. Eserlerini severek takip ediyorum demiş hocam. Diyor ki, her bireyin cins olarak ayırarak beyni aynı düzeyde gelişme gösterebilir mi? Yani herkes beyin potansiyeli olarak eşit midir, yoksa herkesin bir kotası var mıdır? Kotası yoktur, eşit de değildir. Bir şey eşit değildir. Biyolojinin uzmanlık alanı çeşitlilik ve benzersizlik üretmektir. Zaten yani biyolojide nereye bakarsak bakalım birebir eşini bulamayız bir başka canlıda ya da durumda. Parmak izlerimizin benzememesi, yüzümüzün, simamızın, ses tonumuzun, kulak şeklimizin, retina damarlarımızın, boyumuzun, kilomuzun, mizacımızın falan benzememesi gibi her şeyimiz benzersiz. Tek yumurta ikizlerinin genetik yapıları tamamen aynıdır. Fakat yaşamlarındaki çok küçük farklılıklar nedeniyle parmak izinden mizaçlarına kadar her şey birkaç yaş sonra, 5-6 yaşından sonra farklı insanlara dönüştürür onları. Dolayısıyla beyin kapasitesi falan, beyin kotası dediğimiz şeyler biraz makine gibi düşünmemizden kaynaklanıyor insan vücudunda. Öyle bir şey yok. Tamamen yaşam şartlarının belirlediği ve daha ileride de özellikle ergenlik ve sonrasında yaşama dair seçimlerin belirlediği bir zihinsel dünyaya sahibiz. Neyle uğraşmayı seçiyorsak, neyle uğraşmayı seviyorsak o bizim zihnimizi biçimlendiriyor. Eğer bir şeylere aşıkta tutunuyorsak zihin kapasitemiz anormal açılıyor. Eğer hayatımızı hep böyle sıkıntılı mıkıntılı, işte hep başkalarının bize verdiği işleri yapan, gene okula gidiyorum, ay gene işe gidiyorum, lanet olsun gene tatile gitmem lazım falan diye yaşayanlarda beyin kapasitesi tabii ki kullanılmadığından küçülüyor. Hayatta yaptığımız şeyler belirliyor beynimizin ne olduğu. Yoksa doğuştan öyle kotalı motalı falan gelmiyoruz. Belirgin bir patoloji yoksa her beyin tabiatına uygun her şeyi yapabilme potansiyeline sahip. Öyle bir şey yok değil mi hocam? Yani artık doldu tamam, kafam almıyor benim. İşte ben anneannemden çok duyuyorum. Böyle bir minik yaşta gelen bir unutkanlık teşhisi konuldu. Teşhis de konulmadı aslında. Doğal bir şey dedi doktor. Ve kendini zorla dedi. İşte diyorum hani biraz bulmaca çözsen, biraz kitap okusan, ne bileyim yapmadığın şeyleri yapsan. Çok komik bu arada. Test yaparken anneanneme demişler ki 99'dan geriye 3'er 3'ersen. Karşısında da doktor böyle elleriyle bir şeyler yapıyormuş falan. Anneannem bir denemiş, iki denemiş. En son bağırmış doktor, demiş. Sen sahip olaysan nasıl kalacağım demiş 99'dan geriye. Kadını sonra geldi. Bunu da şöyle anlatıyor. Ben diyor ilkokul çocuğu muyum? Bana sorduğu soruya bak diyor birincisi. İkincisi parmaklarını daha yavaş hareket ettirseydi yer sayardım diyor. Ama suç atıyor. Şimdi kadıncağızı niye uğraştırıyorsunuz bu kadar? Sevdiği bir şeyi yapmazsa çok işe yaramaz. Bir kere sudoku dışında hiçbir bulmacanın bunamaya geciktirdiği gösterilememiştir. Onunla ilgili de soru var hatta hocam. Hemen onu da sıkıştırayım araya. Sudoku, satranç gibi bazı kutu oyunlar falan beyin geliştiriyor mu hocam diye de bir soru vardı. İsmini hatırlayamadım şu an. Go oyunu sudoku dışında. Mesela satranç ne kadar karmaşık olursa olsun algoritmik bir oyundur. Beyin bir süre sonra onu da otomatik pilota bağlar. Beyin geliştirici olması için bir şeyin bize bir meydan okuma sunması, her seferinde yeni bir durumla karşımıza çıkması, bizi şaşırtması falan gerekiyor. Tabii onunla uğraşabilmemiz için de duygusal bir nedenimiz olması lazım. Yani sırf böyle ilaç alır gibi aman ben bunamayayım diye bulmaca çözmenin çok bir faydası olacağını düşünmüyoruz yani genel olarak. İşte büyükannenin de mesela istediği bir şeyi, istediği farklı bir şeyi kendi istediği için yapması çok farklı sonuçlar doğuracak. Hani egzersizi sırf egzersiz olsun diye koşu bandının üzerinde saatlerce kanter içinde kalarak yapan insanların kalp krizi geçirdiğini çok görürsünüz. Çünkü sıkılırlar orada. Ama aynı egzersiz koşuyu ya da yürüyüşü güzel bir sahilde gezme amaçlı, fotoğraf çekmek amaçlı saatlerce günlerce yapabilen insanların çok daha verimli ve sağlıklı olduğunu görebilir. Yani işin bir zihinsel ve duygusal tarafı var. O zihinsel ve duygusal tarafını ihmal ederek makine gibi bedenimizi eğitemeyiz ya da iyileştiremeyiz. Dolayısıyla o kısmı halletmek gerekiyor. Onun istemesi lazım böyle bir şey. Zihin dolmaz. Yani mesela hafıza dolmaz. Böyle bir şey yok. Dolan şey sabırdır ve dikkattir. Bu ikisinin pili vardır. Biter. Çok çabuk biter. Mesela öğrenciler sınava çalışırken artık kafam doldu başı. Sabır doluyor orada. Ve dikkatleri dağılıyor. Çünkü dikkatimiz bizim böyle dar bir spot ışığı gibi ve ömrü çok kısadır. Arkada bir motivasyon yoksa uzun süre bir şeyde dikkati tutamayız. Ömrü kısadır derken bunu yaş olarak söylemiyoruz. Hayır, hayır. Kişiyle ilgilenme süresiyle süre, evet, süresi kısadır. Yani biz şimdi burada sen beni dinliyorsun öyle düşün. Yeterince uzun konuştuktan sonra bir ara koparsın. Alo ne oluyor falan diye. Benim eğitimlerde bazen senin başına geliyor görüyorum. Neredeyiz biz falan gibi bir şey oluyor böyle bir blackout durumu. Bu gayet normal. Yani dikkatin bir süresi var mesela işte 30 dakika 40 dakika derste diyorlar ki çocuk dikkatini toplayamıyor. Normal çünkü yani insan o kadar süre dikkatini bir şeye toplayamaz. Karşısında bir eğlence, film, avatar falan yoksa yani. Hani bunları bilirsek dolan şeyin zihnimiz ya da hafızamız değil aslında sabrımız ve dikkatimiz olduğunu fark ederiz. O zaman demek ki dikkatimizi çeken duygusal çok bir neden yoktur orada. Başka bir tarafa yönelmekte fayda var. Bir işten yorulunca git başka bir işte yorul diye ayet de var zaten. Dolayısıyla aynı işte sürekli böyle takılmamak lazım.